Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün yöresel bir tarifle karşınızdayım. Gaziantep'ten geliyor. Kebap yapıyoruz. Evde kebap keyfi yapmaya ne dersiniz? Ben bayılırım. Hem de öyle böyle bir kebap değil. Çok güzel, bereketli bir kebap. Simit kebabı yapıyoruz. Neden bereketli? Çünkü adı üstünde simit kebabı. Simit nedir? Antep'te kısırlık, böyle köftelik bulgurun adı simittir. Et ve bulgur birleşiyor, bulgurlar da şişiyor. Bir et kadar daha fazlalaştırıyor kebabımızı. Bu yüzden de ekonomik bir kebaba dönüşüyor. Tam bizlik. Hem yapımı kolay, hem ekonomik, hem de inanılmaz lezzetli. Hadi yapımına başlayalım. İşte kebaba adını veren simit, yani köftelik esmer bulgur, yani incecik esmer bulgur. Onu şöyle bir kaseye alıyorum. Aynen böyle kısır yapar gibi sıcak suyla ıslatıyorum. Biraz şişmesini bekliyorum. Yani böyle çeyrek su bardağı kadar sıcak suyu gezdiriyorum. Şöyle ve biraz karıştıracağım. Ve kapağını kapatıp şişmesini bekleyeceğim. Hemen şişecek zaten. 600 gram kıyma kullanıyorum. Yoğurma kabıma kıymamı da alıyorum. 3-4 diş dövülmüş sarımsak kullanacağım. Bunda soğan olmuyor, bol sarımsak oluyor. Kebabın özelliği bu. Baharatlara gelince de 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı da kimyon kullanıyorum. Simit, yani esmer bulgurumuz da şişti. Onu da şöyle karıştırarak kıymalı karışımıma ilave ediyorum. Gerçekten bereketli bir kebap. Zaten bulgurla et birleşince çoğalıyor ve inanılmaz da lezzetli oluyor. Elinizde yoğurabilirsiniz. Benim gibi kolayı seçenlerdenseniz şöyle robotta da yoğurabilirsiniz. İşte kebabımızın harcı hazır. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Güzelce yoğurmanız önemli. Bunlar normal demir şişlerde yapılır. Ben çöp şişte yapacağım ev ortamında olduğumuz için. Onları da şöyle boylarını da kısalttım. Göreceğiniz gibi tavaya sığsın diye. Şöyle elimle şimdi şişe geçiriyorum. Rahat geçirebilmek için elinizi de ıslatabilirsiniz. Şöyle rulo şeklinde köfte harcını, kebap harcını şişe geçiriyorum. İşte kebaplar şişe geçti. Normalde mangalda yapılır, mangalda da yapabilirsiniz. Veya ev ortamında çok iyi kızdırdığınız tavaya şöyle bekleye bekleye, yani tavanın ısısını düşürmeden, köftede de ben buna dikkat ediyorum biliyorsunuz, ette de ısısı düşmeyecek. Böyle yavaş yavaş ilave ederek güzelce köftelerinizi, kebaplarınızı içinde suyu kalacak şekilde pişirebilirsiniz. Gerçekten lokum gibi pişer. Şöyle çevire çevire hepsini pişiriyorum. Kızarttığım simit kebaplarını tepsiye koydum. Çünkü fırınım sıcaktı. İçleri de pişsin diye fırına atacağım. Fırınınızı açmadıysanız tavada da devam edebilirsiniz. Kısık ateşe alın, içi de pişsin. Orada pişirmeye devam edebilirsiniz. Yağını da israf etmiyoruz. Üzerlerine gezdiriyoruz. Ve güzelce şimdi fırına atacağım. Fırında da 5 dakika içleri pişecek. İşte simit kebaplarım hazır. Yanında olmazsa olmaz közlenmiş domates, biber ve tabii ki sumaklı maydanozlu soğan olmazsa olmaz. Şöyle lavaşları da yanında. Lavaşa şöyle kebabınızı koyun, domatesinizi, biberinizi, soğanını da yapın, dürümünüzü de yapın ve afiyetle yiyin. İşte mis gibi kebabımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.